Kısa bir aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Kanalımıza gönderdiğiniz mail, aradığınız telefon ve sosyal medyadan ilettiğiniz soruları da ulaştırmak isterim. Ancak biz henüz teravih namazı bidat midir, sünnet midir'den daha çıkamadık. Çıkarsak eğer süremizi aslında aştık. Haber saatini biraz ileriye çektik bu programdan dolayı ve ilginizden dolayı ayrıca teşekkür ederiz bu ilginize. Ancak biz şu teravih namazı bidat midir, sünnet midir meselesini bir nihayete erdirmeye çalışalım. Araya gitmeden önce bir İhsan Şen Ocak Rafizilerden bahsetti. Abdülaziz Bayındır'dan başka sadece Rafiziler teravih namazının bidat olduğunu iddia etmişlerdir. Başka da yoktu da açıkçası. Biraz buradan almak isterim Abdülaziz Bayındır'a sorarak bu iddiaya ne dersiniz sorusuyla. Şimdi bakın bu bid'at sözünü bir kere Ömer radıyallahu anh söylemiştir. Şurada Bagavi'nin Şerhus Sünnesi var. Orada o bid'atı, gerçi İhsan Hoca yanlış bir mana vermedi. Hocam manzaraya gelirken ne Kur'an-ı Kerim ne bilgisayar gelmeyecekti. Şartımız oydu. Bir dakika. Böyle hocam şart bu. Münazaranın şartları vardır. Ne şartı? Şartları var. Oğlum, siz Merginani'yi, Serasi'yi alim yerine koymuyorsunuz. Sen kendi kafana madem göre madem ilim adamısınız, hafızanızdan ibareleri okuyun. Yok, ben öyle hafızı falan değilim. Ben belge okuyorum kardeşim. Peki Serasi tamam, kuyuda kendin yazıyor kitabı. Onu tamam, muhtemelen görmüyorsunuz. Okuyacağım. Serasi'den okuyacağım. Şu, aldım burada. Hocam okuduklarınızı kaynağını söylediğinizi tamam, zaten. Söylüyorum. Bak, Bagavi, ben hafız da değilim. Öyle bunları hafızama da almam. Bu bir ilimdir. Sen yeni bir ilim stili benimsiyorsan benimse bu evrensel bir şeydir. Ama verdiği mana yanlış değil. Bak burada da Bagavi de diyor ki ni'mel bid'atu hâzihi demiş şey اِنَّمَا دَعَاهُ بِدَعَةً Yani Ömer buna bidat dedi diyor. Çünkü diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle bir sünneti yoktu diyor. Nasıl sünneti? Ebu Bekir zamanında yani, da yoktu. Cemaati kübra halinde bir sünneti yoktu işte. Büyük bir cemaat halinde tamam, bir sünneti. Tamam neyse yani şimdi neyse hocam doğru anlatalım halkımız anlasın. Ya lütfen anlasın. Cemaati kübra kelimesini uydurma. Bir de o ecma kelimesinin de anlamını vereceğim. Ondan sonra diyor ki yani Ebu Bekir zamanında da böyle bir şey yoktu. Ömer zamanında da böyle bir şey yoktu. Şimdi lev ecma'u kelimesinin anlamı toplasam. Toplasam demek Medineliler toplasam değil. Mescitte insanlar öbek öbek namaz kılıyor. Bunlar bir imamın arkasında toplasam dediği o. Yoksa öyle cemaat-i kübra meselesi değil. Hepsi bir tek imam. O mescitte namaz kılanların bir araya toplanmasıdır. Bütün bu hadis şarihleri benim husus dediğim gibi anlıyorlar. İbni Hacer, Nevevi vesaire hepsi. Tamam. Daha kıyamlı olanlar geldi. Ben İbni Hacer'e, Nevevi'ye hepsine baktım böyle söyleyen bir tanesi yok. Ondan sonra hocam, bir de sana bakalım. Bir de şimdi izleyicilerimize ben şey yaptım. Lütfen kaynağa girmeyelim yani. Burada izleyicilerimize şey yapacağım. Kaynak yok. Az önce Resulullah'a teheccüdün nafile olduğunu söylemişti. Bir dakika. Bir dakika onun cevabını vermem lazım. Tamam. Ben Keşşaf'tan okudum. Sen dedin ki yok dedin. Şeyden oku. Kurtubi'den oku dedin. Şimdi Kurtubi'den okuyorum. Hepsini okuyacaksınız. Hı? Evvela okuyun. Hepsini okuyun ondan sonra. Yani orada uzun izahları var. Bir saniye. Peki, o zaman okumayayım. Tamam, saniye. O zaman okumayayım. Şöyle yapalım. Yani şöyle yapalım. Yani bu salayı da olur mu? Ben tüm sükarayı söylemedi. Buradan bu kaynak tartışmasından çıkalım. Tamam. Şöyle bir şey şimdi olur. Şu. Bir saniye lütfen. Teravih namazı bid'atse eğer kılınsa ne olur? Ahmet Bey bir saniye. Ha, ne olur? Ben onu isterseniz şey yapayım bak. Kaynak Hanefi, şeye girmeden. Tamam Hanefi mezhebinin. Hocam okumayın söyleyin şunları. İmamı. Yok, olmayın programı. Ben senin gibi değilim. Ben bilmeyen bir adamım. Ben sadece kitaplardan okuyorum. Bak şimdi. Yani sen tabii maşallah kompütürsün. Kompütüre de yeryüzünde kimse alim demez. Evet. Şimdi onun için bakın, cevap veriyorsunuz bakın, değil mi söylediklerime? Şimdi Muvatta, yani İmam Malik'in Muvatta diye bir hadis kitabı vardır ve içinde fıkıh da vardır. Malik'in fıkıhı da vardır. İmam Muhammed ki Hanefi fıkhını bize nakleden kişidir. Bize, yani Hanefi mezhebini biz İmam Muhammed'den öğrenmişizdir. Hı hı. İmam Muhammed diyor ki ni'metil bid'atu hâzi velleti yenâmûne o ifadeyi söyledikten sonra gâle Muhammedun ve bihâze kullihi ne'hudu la be'se bis salâti fî şehri Ramazâne en yusalliyen nâsu bi imâmin. Ne demek? Diyor ki Ramazan'da İnsanların bir imamın arkasında namaz kılmasında bir günah yoktur diyor. Tamam. Kılmaları sünnettir demiyor, günah yoktur diyor, beis yoktur diyor.
bir zararı yok. Olabilir diyor. Siz de buna katılıyorsunuz. Ben de öyle diyorum. Bakın benim söylediğim, buna sünnet-i müekkede demeyin kardeşim. Bunu kılarsanız günahlarınız affedilir demeyin. Benim ilk günden beri söylediğim bu. İnsanlara doğru bilgi verelim. Tamam. Bir dakika. Ömer radıyallahu anh niye yapmış demiyorum. Niye kılmışlar demiyorum. İnsanları yanlış bilgilendirmeyelim. Çünkü olmuyor. Hı hı. Millet beş vakit namazı kılmıyor. Ondan sonra teravihe koşuyor. Bu son derece yanlış. Günahlarım silinsin diye. Peki günahlarım şimdi burayı silinsin. Bir çözelim. Tamam, bir saniye efendim. Efendim. Ondan sonra bir dakika. Ama bir dakika. Burayı bir çözelim. Şimdi. Hala şeyden olur gidiyoruz değil mi? Yani ha, bidat bu, olsa ne olur? Bir şey olmaz bir diyorsunuz. Ama, bu, ama bilgi mezhebi olarak yanlış bir yere konmasın. Bu Hanefi mezhebinin, Hanefi mezhebini bize nakleden kişi. Tamam. Bunun kitaplarından öğreniyoruz. İmam Muhammed'in kitaplarından. O diyor ki bir günahı yoktur. Tamam. Günahı yoktur diyor. Sünnettir, sünnet mekededir. Bidat olduğunu tamam söyleyen tamam birisini söyleyecek. Tamam, burada kalalım. Buyurun lütfen. Ha, şimdi bidat ben söyleyeyim. Siz zaten böyle değil diyorsunuz ama evet, böyle olsun. Bir tane alim yok. Söyleyen, Abdülaziz Hoca gibi anlayan tamam tek birisi ya yok. Ya ben Ömer radıyallahu anh gibiyim. Şimdi tamam, ben de peki, onu izah buyurun edeyim. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o hadis-i şerif teravihini nakleden hadislerinde Allah Resulü... Hükümden konuşsakken bidat olsa ne olur? Kılınsa ne olur? Hayır. Pardon veya şuradan başlatalım. İnsanlar diyor ki Abdülaziz Bayındır Hoca ben bunu... Ben sünnettir diyorum, tamam, izah tamam, edeyim işte. Tamam, zaten öyle diyorsunuz. Ona, zaten izah ettiniz, ona bir itirazım yok. Ben şurayı merak ediyorum. İnsanlar diyor bunu beş vakit namazdan daha da fazla önemseyip hatta süremiz yeterse bayram namazı için de aynı şeye konuşacağım. Böyle ilmi bir çıkış olmaz. Yok tamam. Hocanın söyledikleri tamam, ilmi buna cevap esaslara verin lütfen. Diyor değil ki insanlar beş vakit namazı atlayıp teravihi önemsiyor. Bu da insanları yanlış bilgilendirdiği için Diyanet ve dolayısıyla sizler gibi insanlar yanlış bilgilendirdiği için sorumluluk altına giriyorsunuz. Tabii bu yanlış doğru bilgilendirir. Sünnet-i Mekke'de demeyin kardeşim. Hoca Muvatta'dan okudu. Şerhinden okudu veya. Şimdi Muvatta'nın sahibi İmam Malik bununla alakalı bir başlık açmış. Başlığı teravihle alakalı. Evet. Kıyam-ı Ramazan. Ramazan kıyamı, Ramazan namazı diyor ona. Ve İmam Malik'ten gelen bütün raviler hep buna kıyam-ı Ramazan demişler. Tamam. Ki İmam Muhammed de onun ravilerinden birisidir. O da kıyam-ı Ramazan diye alıyor. Aynı şekildedir. Peki kılındığında şimdi, günahları... Şimdi, ama şunu bir izah edelim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Muvatta'daki hadis. Lem yemne'ni mines salati lem yemne'ni minel hurucu ileyküm illa enni haşitu en yufrada aleyküm ev en tufrada aleyküm. Sizin huzurunuza bu namazı dördüncü akşam çıkmama engel olan bunun farz kılınması endişesiydi. Efendimiz buyuruyor ki çıkmak isterdim ama bir şey bana engel oldu. Mani. Lem yemne'ni minel huruc. Çıkmama engel olan ne? Bunun farz olma endişesi. Yok, şimdi bir dakika hocam ifade edin. Allah'ın neyi? Resulü değil mi? Resulü. Resul Allah neyi emretmişse onu tebliğ eden kişidir. Evet. Kendisinden herhangi bir şey katan kişi değildir. Evet. Yani niye böyle bir kaygıya böyle, sahip böyle olsun bir cümle olur mu Allah aşkına? Yani bir kitaplarda var diye kabul mü edeceğiz? Şimdi izah hocam yani, hadis bu. Aman, aman işte Allah'ı haşa sanki peki, Allah'ı frenlemiş. Hocam, öyle saçmalık olur bir mu? Bir dakika. İn kunte nakilen fessihha ev mudda'yen feddelil. Delil getirin bunun Resulullah'a tamam, ait olmadığını. Yani, ya, bu hadisin Efendimiz'e ait olmadığını ispat edin. Delil değil ama bir mantık getiriyor. Kardeşim, yani, hocam mantık Allah, olur mu? Allah, bak, yani, hadis, bak, Hazreti Ali diyor ki eğer mantıklı olsaydı meste ayağın altını meshetmek lazım. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle, şöyle mantıklı bir delil şey söylüyor. Delil getirsin ki, bana desin. Resulullah diyor Allah'ın bir şeyin nasıl farzını yani frenleyebilir? Allah, Cenab-ı Hakk'ı frenlemiş oluyor haşa böyle şimdi, şey olur mu? Hayır. Frenlemiş olur mu? Hoca delil getirmesi lazım. Demesi gerekir ki bu hadis şu şu kriterlerden dolayı yok, bunu mantık dikkate açısından konuşsak peki ama söyleyeyim. Mantık mesela açısından söyleyeyim, ben şimdi şunu söyleyeyim. Fıkıhta bir kaide var. Kaide-i külliyedir. Nedir o? İza zâlel mâni'u âdel memnû. Mani engel yani ortadan kalkınca engellenen şey geri döner. Yani? Mesela şöyle. Bu adam, şu adam şuna vasiyet ediyor. Bu kim? Kardeşi. Kardeşine vasiyet ediyor. Ama bu adamın oğlu yok. Kardeşine vasiyet ediyor. Peki kardeş bu vasiyeti alabilir mi? Alamaz. Neden? Çünkü la vasiyete li varisi. Varis olan birisine vasiyet olmaz. Fakat bu adamın çocuğu olsa daha sonra, vasiyetten sonra çocuğu bunu engeller miras almasına. Tamam. O zaman mani ortadan kalkınca engellenen şey geri döner. Tamam, yani bu adam vasiyeti alır. Şimdi tamam, bu hadise gelirsek Peygamberimiz aleyhisselam buyuruyor ki beni engelleyen şey farz kılınması.
farz kılınacak olmasaydı ben çıkardım bu namazı size kıldırırdım. Yani şöyle olur muydu? Peki neden? Şöyle olur muydu? Peygamberimiz 4-5'i de kılsaydı farz olabilir miydi? Olabilirdi. Çünkü bunu sadece ya peygamber biliyor. Ya Resulullah kıldırdığı yok ki. Onu görenler kılmış zaten. Hocam, Allah aşkına yapmayın bir ya. Bir dakika izah edeyim. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı biz bilmiyoruz ki. Bak, ona Allah bununla alakalı bir özel... O zaman sen konuşması bitsin ben o izah edeyim. Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz aleyhisselama bununla alakalı vahyi var mıydı, yok muydu? Ya da Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Mesela Buhari hadisi var. Hazreti Ayşe ne diyor? Mekâfete en yusekkile ala ummetihi. Buhari hadisi. Neyle alakalı hocam bu? İkindinin sünneti. Bak Buhari hadisi. Demek ki Efendimizin usulü bu. Ayşe diyor ki peygamber ikindiden sonra sünnet kılardı. Ama onu camide kılmadı. Neden camide kılmadı? Çünkü endişe etti ki endişesi neydi? Ümmetine bunu kılması gerekir. Yani peygamber buna devam edince ümmeti de bunu kılmaları gerektiğini anlayacaklar. Taklit anlamında. Zorlanacaklar. Tabii. Anlamış. Şimdi şu mesela... İz bin Abdüsselam diyor ki peygamber bir şeye devam ediyorsa o vaciptir. Efendimiz de devam etmedim diyor. Yani Resulullah şundan endişe ediyor. Benim müçtehitlerim, ümmetimden müçtehitler çıkacaklar. Ben buna devam edince içtihat edebilecekler. Diyecekler ki bu namaz vaciptir diyecekler. Sonra demesinler diye bazı uygulamalarda devamını getiriyor. Şimdi Resulullah bir de aleyhissalatü vesselam gerekçesini ifade ediyor. Neden kılmadı? Ne diyor? Endişe ettim diyor. Farz kılınır. Yani şöyle diyor mu? Abdülaziz Hoca söylesin. Hâzihi salâtu bid'a. Bu namaz bid'attır. Kılmayın dedi mi? Demedi. Kim? Peygamber. Efendimiz. Demez. Yani, hayır. Kendi yaptığıyla ilgili nasıl bid'at? Ya Efendimiz neden çıkmadı dördüncü akşam? Onu söylüyorum. Diyor ki çıkmama, dördüncü akşam bu namazı size kılmama engel olan farz kılınma endişesidir. Yani Efendimiz neden kılmadığının gerekçesini belirtiyor. Tabii farz kılınması. Bir uygulama var mı? Peygamberimiz yaptığı için sonradan farz olarak eklenen. Tabii ki İz bin Abdüsselam diyor ki ben böyle anladım. Ne var diyor. Ne var? Bir tane örnek ver. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devamlı muvadabetinden İz bin Abdüsselam diyor ki yani, ben Resulullah'ın bütün yaptığı muvadabet gösterdiği her şeyi vacip anlarım diyor. Tam o öyle anlayabilir. Sen bir örnek ver. Vacip sonrasında ben şey diyorum. Resulullah yani, yaptığı için. Ona vahiy olarak gelen Hazreti Peygamber böyle yaptığı için evet bundan sonra ümmet içinde bu farzdır denilen sonradan şimdi, eklemlenen şunu bir söylüyorum ben. Abdülaziz Hoca şunu söylemesi lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada illet veriyor. Ne illeti? Buyuruyor ki kılmamanın gerekçesi farz kılınması endişesi. Şöyle demiyor mesela. Bid'attır bu namazı kılmayın deseydi kılmazdı. Ama gerekçesi bu. Peki Hazreti Ömer ne anlıyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam yaşadığı müddet içerisinde bu farz olabilirdi. Ama Efendimiz ahirete gitti. Artık yeni bir ayet gelmeyecek. Yeni bir vahiy gelmeyecek. Dolayısıyla peygambere Allah şöyle bir vahiy olsaydı. Artık bundan sonra sana vahiy gelmeyecek. Yani hayatın bundan sonraki döneminde. Bu ifadede ne anlaşılır? Efendimiz bu teravihi kılardı. Çünkü kılmamasının gerekçesi farz kılınması tamam, endişesi. Peki. Hazreti Ömer de Efendimizin ifadesini okuyor. Bu şekilde okuyor. Yani şöyle demiyor. Men ragiba an sünneti feleyse minni. Gelmeyin kılmayın. Demiyor. Ne diyor hocam devamında? Fealeykum bis salati fi buyutikum. Bu namazı evinizde kılın diyor. Peki tamam. Teravihi diyor gidin evinizde kılın. Peki ne diyorsunuz? Tamam şimdi yani bizimle İhsan Bey'in anlattığı ulema arasında çok temel bir yöntem farkı var. Çok. Temel yöntem farkı şudur. Ama bunu şunu söyleyeyim. Hı hı. Ben Ebu Hanife'nin fıkhıyla sonradan oluşmuş Hanefi fıkhını birbirinden ayırıyorum. Böyle bir fıkıh mı var? Tabii. Onu biraz sonra göstereceğim bu teravih namazı hı-hı dolayısıyla. Yani Hanefi mezhebiyle sonradan oluşan Hanefi mezhebi arasında çok büyük farklar var. Şimdi ama insanlar şu anda oluşmuş Hanefi mezhebini bildikleri için ben şu anda oluşmuş üzerinde konuşuyorum. Önceki hocam bunlara cevap verin. Söylediğim hadislere cevap tamam, verirsin. Herhalde yani başka cevap bir konuya gidiyor. Buradan herhalde cevap verecektir. Az sonra müdahale şimdi edelim. Bizim evet yöntem farkımız şu. Hı hı.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bütün davranışlar mutlaka ama mutlaka Kur'an-ı Kerim'in bir hükmüdür. Çünkü Allahü Teala Maide suresinin 49. ayetinde diyor ki: "Sezbilahu anihkum beynehum bima enzelallah." Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Allah'ın Resulüne diyor ki: "Ve ma alel rasul illa bellah." Resule tebliğden başka düşecek bir görev yoktur diyor. Başta hocam okudun, neyi okudun? "Ve yuallimuhumul kitabe vel hikmeyi" okuttum. Tabii. Öğretme. Tamam, o zaman tebliğden başka öğretmesi de var. Çatışıyor hocam söyledikleriniz, başıyla sonu birbirine. Tamam, bir saniye. O sözler Allahü Teala'nın ayetleri, benim sözüm değil efendim. Ama ben hocam ayetleri bir nizam okuyorum, gerekir. Yani benim, ifadelerinizde nizam benim, olsun benim onu söylüyorum. Benim sözüm değil. Allah'ın ayetlerini okuyorum. Resul'e tebliğden başka bir şey düşmez. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikme ve yuzekkihim diyor. Kaç tane görev veriyor ona? Ya öğretmek başka bir şey değil. Kitabı öğretiyor, hikmeti öğretiyor. İşte hikmetin ne olduğunu ben şey izah edeceğim. Sabırlı ol biraz. En az 10 dakikadan fazla konuştun. Kaç dakika konuştun? 8 dakika konuştum. Tamam. Şimdi buyurun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ashab-ı kirama bir şey söylediyse o mutlaka Kur'an-ı Kerim'in hükmüdür. İşte orada diyor ki "Afdalus salati ba'del faridati salatul leyl." Yani farzdan sonra en faziletli namaz gece kılınan namazdır diyor. Şimdi Allahü Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme teheccüd namazını farz kılarken Müslümanları da özendirmiştir. Mesela diyor ki Furkan 64. ayetinde "Vellezîne yebîtûne li rabbihim succeden ve kıyâma." Rableri için gece secde ve kıyamla gecelerini geçirirler. Yani Resulullah'ın dışındaki müminler. "Tetecâfe cunûbuhum anil madâci'i yedûne rabbahum havfen ve tam'an ve mimma razaknâhum yunfikûn." Yataklarından yanları kalkar. Yani yataklarından kalkarlar. Rablerine dua ederler. Korkarak ve ondan bir şeyler umamarak ve onlara verdiğimiz rızıktan da harcarlar diyor. Tamam, nereye? Ondan sonra kânu galîle minel leyli mâ yehce'ûn. Müminleri anlatıyor. Gece az uyurlar. Ve bil eshâlihum lehum yestağfirûn. Sabır. Bağlayacağız. Sabırlı ol. Seherlerde de istiğfar ederler. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kirama diyor ki gidin evinize. Evinizde bu bütün bu ayetler gereği. Evinizde yatarsınız. Hani en başta Ömer radıyallahu anh'la ilgili bir şey söyledi ya, doğru söyledi. Yani aynen öyledir. Ki ben de her zaman aynı şekilde yaparım. Orada insanları Übey bin Kâb'ın arkasına topladı. O evine gitti, yattı. Gece uyudu sabahleyin. Yani sabahleyin derken yani seher vaktinde kalktı, teheccüd vaktinde kaldı. Teheccüd namazını kıldı. Gecenin son namazı. İşte böyle yapın diyor. Çünkü bütün ayetler onu istiyor. Yatacaksın, uyanacaksın Allah'a ibadet için. Allah-u Teala'nın istediği odur. Dolayısıyla ondan dolayı Resulullah insanları evlerine göndermiştir. Bu Kur'an ve sünnet bütünlüğüdür. Ve her şey Kur'an sünnet bütünlüğü içerisinde anlaşılması lazım. Kur'an sünnet bütünlüğü olmazsa o zaman İhsan Hoca gibi sorarsın, uyudu mu? Uyumak zorunda. Ayetler bunu böyle söylüyor. Uyuduktan sonra kalkmak zorunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki hocam, tetecafa cunubuhumu okuyor şimdi. Tetecafa cunubuhum anil nazar. Bu ayet Tirmizi'nin rivayeti var. Ne diyor hocam Tirmizi? Bir dakika bitiriyorum. Bu ayette diyor ki mescitte yatıp da yatsıyı bekleyenlerle alakalıdır. Teheccüdle alakalı değil. Öyle bir görüş de var. Ama Tirmizi'nin rivayetine göre bu mescitte yatanlar var. Onlar kalkıyorlar, yatıyorlar. Gecenin üçte birinin sonuna doğru kalkıp yatsıyı kılıyorlar. Onlarla alakalıdır tamam, görüşü de var. Mani yok. Yani bunlar yani öyle olmasa teheccüd ayetleridir. Bak, o da böyle bunlar o da teheccüddür. Ama hoca benim söylediklerime cevap vermesi lazım. Benim söylediğim herhalde Kur'an'la oraya geliyor. Çatışan yönü neresi? Herhalde oraya geliyor. İşte Kur'an'la çatışan yönü bu. Bu insanlar bütün bu ayetler mesela az önce söylediği gibi biz biliyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde yatan, geceleyen insanlar da vardı. Orada geceliyorsan tabii ki orada kalkıp namazını kılacaksın. Bu gayet normaldir. Yattığınız yerde kalkacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ramazan'ın son 10 gününde orada gecelediği için elbette ki orada kalkıp namazını kılıyordu. Bundan daha tabii bir şey olamaz. Ama bu insanların, o Resulullah'ın evlerine gönderdiği insanlar gidin kendi evinizde yatın kalkın. İşte Ömer radıyallahu anh yaptığı gibi peki, gecenin sonunda kalkın namazını kılın, peki, namazınızı kılın demiş oluyor. Abdülaziz Bey buradan şöyle bir şeye geçeceğim son 10 dakikam çünkü. Gelen sorular bağlamında. Sonun dakikaysa ben mutlaka Hanefi mezhebinin görüşlerini tamam, hayır, tamam bir saniye lütfen. Hadislerden gitmemiz lazım. Tamam, hoca mezhep kabul etmiyor. Niye tamam, ben de oradan hadisler gideceğim. Ben de oradan gideceğim. Sizin için şöyle bir algı var. Abdülaziz Bayındır mezheplere, tasavvufa karşı mıdır? Şimdi
şunu çok açık ve net söylüyorum. Emevilerin sonunda ve Abbasilerin başında yepyeni bir yapılanma oluşturulmuştur. Kur'an ve sünnetin dışında yeni bir yapılanma vardır. O yeni yapılanma bugün bize mezhepler ve din olarak intikal etmiştir. Size bir tane Ebu Hanife'den bir örnek vereyim. Ebu Hanife Abbasilere karşıydı. Abbasilerin en büyük hatalarından birisi mirasta asabe diye bir kavram getirmiş olmalarıdır. Bunu ona anlatmak için çok uzunca bir zamana ihtiyaç var. Ama arzu edenler bizim internet sitelerimize bu şey yapabilirler. Bir de şunu şu arada unuttum söylemeyi. Hristiyanlarla yaptığımız bütün görüşmelerin video kayıtları bizim internet sitemizde vardır. İzleyicilerimize dinlemelerini tavsiye ediyorum. Peki. Bir baksınlar ki onlara Kur'an-ı Kerim nasıl tebliğ edilmiş bir görsünler. Aynı şekilde ateistlerle yaptığımız görüşmeler de vardır. Onlara nasıl, yani Avrupa'nın ateistleriyle, Türkiye'de olmadı. Türkiye'de çok istedim ama olmadı. Şimdi siz karşı mısınız mezheplere? Ebu Hanife'nin canı pahasına karşı çıktığı bir husus daha sonra onun görüşü olarak Hanefi mezhebine intikal etmiştir. Mesela örnek söyleyeyim. Şey var, bir insanın babası dedesinden önce ölse, dedesi babasından miras alır, 1/6 miras alır. Babaannesi de alır. Babasının 1/3 mirası babaannesine ve dedesine gider. Fakat bu kişinin amcası, bu kişinin dedesi ölürse, babaannesi ölürse, bu çocuk dedesinin mirasından tek kuruş alamaz. Niye? Asabe diye bir mirasçı ihdas etmişlerdir Ebu Hanife'ye rağmen. Ama sonra Hanefi mezhebinde Ebu Hanife bu görüşün sahibi kabul edilmiştir. Yani bunun o kadar çok örnekleri var ki. Dolayısıyla biz şimdi, hatta ben bir yazı kalemi almıştım. Şafiler İmam Şafii ettikleri diye de bitmedi. Yani bu çok yaygındır. Tamam, şunu mu anlayalım? Siz Malik için de aynı şey söz konusu. Tamam, siz mezheplere karşı değilsiniz. Ama çıkışıyla bugüne kadar geliş arasında kopuşlar var, farklılaşmalar var. Olayın esası şudur. Bu tarafına mı karşısınız? Olayın esası şudur. Abbasilerde saraya Sasaniler hakim olmuştur. Bermekiler, arkasından Büveyhiler. Ve halifeler kukla haline dönüştürülmüştür. Bürokrasi vasıtasıyla bir taraftan Şam'da Roma bürokrasisi, bir taraftan Bağdat'ta Sasani bürokrasisi, bir taraftan da Yahudiler Müslümanları öylesine bir hale getirmişlerdir ki Kur'ansız ve sünnetsiz bir İslam ortaya çıkmıştır. Tamam, bugün o dönemler mi kaynak alınıyor? Tabii hala onlar kaynak alınıyor. Peki, siz de hala karşısınız. Onlar anlatılıyor. Ben şimdi bakın orada siz Ömer Nasuh İlmen'in Büyük İslam İlmali'den okudunuz. Sünnet-i Mekke'dedir dedi. Bir daha okur musunuz izleyicilerimiz bir şey yapsın? Vakit kaybetmeyelim. Onu teyit ettik. Salati fi buyutiküm sünnet-i Mekke'de'ye delalet ediyor. Bak, yalnız sünnet-i Mekke'dedir dedi. Mekke'dedir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sürekli kılmıştır dedi. Hulefai Raşid'in kılmıştır dedi. Biz şimdi burada Ebu Bekir'in kılmadığını gördük. Hiç kılmamış. Hocam, kılmadığına dair bir ifade var mı? Var tabii var. Ne var? Olmaz mı işte şurada? Şuradan okudum ben size bak. Ebu Bekir cemaatle kılmadı. Ne biliyorsunuz? Ben teheccüden bahsetmiyorum. Teheccüdü ben de senenin her günü kılıyorum Allah'ım. Teheccüden bahsetmiyorum. Resulullah da teheccüdü kılıyor ve Müslümanlara da diyor kılıyorsanız gidin evinizde kılın. Abdülaziz Bayındır mezheplerin doğuşuyla bugün arasında farklılıklar olduğu için bazı uygulamalara itirazı var. Yoksa bazı mezheplere... değil. %60-%70 Kur'an ve sünnetin dışına çıkılmıştır. Tamam. Böyle bu şekilde İslam aleminin ayakta durma şansı yoktur. Peki, teşekkür ederim. Bu mezhepleri itibarsızlaştırma, İslam mirasını, onun omurgasını çökertme hareketidir. Abdülaziz Hocam'ın yaptığı. Hayır, İslam'ı diriltme hareketidir. Kur'an ve sünnet temeline yeniden kurma hareketidir. Şunu bitirmemiz lazım. Şunu söyleyeyim ben. Abdülaziz Hocam'ın dedi ki peygamber mescitte nafile namazı kılmamıştır. Kılmıştır. Birçok hadis var. Mesela? Küsuf namazı nedir hocam? Nafile değil mi? Ya nafile derken revatibi kastettiğimizi pekala anlıyorsun. Nafile değil mi bu?
Peygamber mescitte kıldı. Sonra İbn Abbas hadisi var. Ya ben nafile derken namazların önünde ve arkasında olduğunu kastettiğimi pekala anlıyorsun. Öyle şimdi demagoji yapma Allah'ını seversin. Allah. Konumuz küsur namazı mı? Hocanın hatası ortaya çıkınca mesela İbn Abbas rivayet ediyor. Diyor ki bak revatip soruyu söylüyorum şimdi. Efendimiz yatsıdan sonra iki rekat kılardı diyor Hazreti Ayşe. Rekateyni ba'del işai. İbn Abbas da diyor ki salla Resulullah salatel işai thumma salla ba'daha hatta lem yabka fil mescid illa gayruhu. Efendimiz yatsıyı kıldı. Yatsıdan sonra o kadar namaz kıldı ki mescitte kimse kalmadı mescitte diyor. Efendimiz mescitte namaz kılmadı nafile diyor. Kıldı. Yalnız şimdi bak İbn Abbas yani lütfen. Hocam bu hadisi reddet. Bu hadisi reddediyorum evet. Bakalım. Çok net bir şekilde reddediyorum. Bir kere İbn Abbas Medine'ye 11 yaşında bir çocuk olarak gelmiştir. İki sene kalmıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla böyle bir hadis rivayet edemez mi? Hayır. Nasıl rivayet bak edemez? Şey Abdullah İbni Ömer. Allahümme allimhu te'vilel Kur'an kim ediyor? Burada bakın bu olayı rivayet edenler kim? Bir Ayşe validemizden bahsediliyor. Bir İbn Abbas'tan bahsediliyor. Bir de kimden bahsediyorduk o şeyden? Hocam Ebu Zer rivayeti var. Halbuki efendim Ebu Bekir'den rivayet edilen bir şey yok. Ömer'den rivayet edilen bir şey yok. Osman'dan yok. O koskoca sahabeden hepsi bidat olduğunu biliyor da. Neyi bidat 2-3 olduğunu kişi. İşte Ömer'in bidatı olduğunu söylediğini hangisi? Okuduk işte. Niye yani bidatı Peygamberimiz nafile kılmadı dediniz. Bu hadislere ne diyorsun? Ya nafile. İyi ya o nafile kılmadığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescitte nafile kılmadığı çok şeydir. İbn Abbas hadisi. Ya hocam öyle İbn Abbas'a dediniz. Gelince, başta bak, dedin ki kılmadı. Diyorum elbette. Ama bu hadislere ne diyeceksin? O hadisler İbn Abbas meselesi. Efendimiz'de tutarsızlık mı var? İtiraz ediyor. Ya Allah Allah. Hadise mi itiraz ediyor? Bak şimdi şeyler İbn Abbas çok değerli bir sahabidir. Çok değerli bir sahabidir. Kim? İbn Abbas. İşin içinden çıkamayanlar onun adına hadis uydurmuşlar. Hocam, o kadar çok delil var ki Buhari'de de var bunun. Buhari'de de var, Müslim'de de var. Tamam. Hocam, siz hadis bu hadis o dönemlerde dakika, küçük olduğu Bey, için mi rivayet edilen bunun hadis? Bunun uydurma olduğunu vefat ederken, hocam ispat etsin bakalım. İspat bunu ne diyorsun? Çok küçük yaştaydı hadis rivayet edilen. 13 yaşındaydı vefat ederken Efendimiz ona buyuruyor ki Allahümme allimhu te'vile. 1660 tane hadisi rivayet ettiği söyleniyor. 13 yaşında 1660 tane hadis. Dolayısıyla bu hadisleri duyduğunda 3-4 yaşındaydı. Peki söyleyeyim. İbni Abbas'ın teyzesi kim? Meymune. İbni Abbas diyor ki ben peygamber evine giderdim. Buhari hadisi bu. Efendimizin evine giderdim. Yorganın altında dururdum. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam gece kalkar. Gecenin yarısında namaz kılar. Ben de ona ittiba ederdim. Abdülaziz Bey'in de Efendimiz diyor ki bunları görüp naklettiğinde 5-6 yaşındadır. Olur mu 5-6 yaşında? 11 yaşında. Olur mu 5-6 yaşında? Tamam veya 10-11 yaşında. Efendimiz'e cemaat oluyor. Özür dilerim bir şey merak ettim. 11 yaşında olması bu hadisi sağlam. Bu hadisi. Hiçbir engel. Söylediğimiz şu o büyük sahabelerden hiçbir tanesinden gelmiyor. Çünkü o büyük sahabiler. Niye ondan geliyor? Niye gelmiyor? Niye geliyor? Peygamberin evine gidip de akşam Ebu Bekir misafir oluyor. Ya mescitte kılınan namazdan bahsediyorsun. Peygamberin evinden kıldığı namazın farz olduğunu akşamdan beri söyleyip duruyoruz. Resulullah farz kılındığını. Tabii ki kılıyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde. Biz de peki, kılıyoruz evinde hocam, namazı. Hocam Hazreti Ömer İslam'ın Medine'de yaşarken ne diyor Buhari hadisi? Biz diyor avalide dururduk. Medine'nin dışında bir mahalle. Bir akşam bir gün ben gelirdim mescide. Bir gün komşum gelirdi. Efendimiz'den ne gördüyse bana aktarırdı. Neden? Çünkü Ömer radıyallahu anh aynı zamanda evini geçindirecek. Ama İbn Abbas öğrenci. Devamlı peygamberin yanında. Sabahtan akşama ne kadar. Ne zaman girmiş akşamdan kardeşim? Sabaha kadar. Mekke'nin fethinden sonra Medine'ye gelmiş i̇şte olan bir zaten. Yani yapma Allah'ını yani seversin. O zaman Ömer radıyallahu anh ilk günden beri Resulullah'la beraber. O Mekke'nin fethinden. Peki. Resulullah Mekke'den Medine'ye hicretinden 3 sene önce doğmuş bir zattır o. Siz şöyle biliyorsunuz. Onun adına çok sayıda peki, yalan haber uydurulmuş. Anladım. Yani bu hadislerde peki, zaman, çok tartışılıyor. Hayır durum hayır. Var böyle ilmi münazara olmaz. İspat etsin bunun uydurma olduğunu. İspat etsin. Ne diyorsunuz? Yaş küçük. Ya işte bu, hiçbir meseleye cevap veremiyor. Ya ne güzel. Bak ey ümmet duyun. Bu ne kadar tamam. Büyük bir kahramanla karşılaşıyorsunuz. Siz yaş küçüklüğünden başka İbn Abbas'ın hadislerinin nesine itiraz ediyorsunuz? Yaş küçüktür. Hazreti Ömer'den duymadığınız bir şey. Ona itiraz edemez. İbn Abbas'tan. Sallallahu aleyhi ve sellemin bu nafile dediğimiz ibadetler. Resulullah'ın bir yolculuktan geldiği zaman mescitte kıldığı iki rekatı kastetmiyoruz.
küsuf namazını kastetmiyoruz. Namazların onlar nafile evvelinde, değil mi? Genel bir ifade kullandınız. Ya bir şey, genel ifade kullanırsınız da maksadın ne olduğu bellidir. Nafile namaz dendiği zaman herkesin anlayacağı namazların önündeki ve arkasındaki sünnetlerdir. Onlara revatip deniyor. İşte tamam. Onu kılıyor. Onlar, İbn Abbas'ın ifadesi o. Ya işte o ulemanın çok büyük bir bölümü, hatta tamamına yakını Resulullah'ın mescide nafile kılmadığını, zaten az önceki hadiste de problem oradan çıkıyor. Tamam. Teravihi tamam. De bu bağlamda evet, değerlendirdiniz tamam. Siz. Ama ben size ki teravihle alakalı çok hadisler var. Bitti. Şunu da söyleyeyim. Son bir cümle. Kâne yuragibu kıyâme Ramazan. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bi gayri en ye'mura bi azime. Azimetle emretmeden. Bir azime manası nedir? Azime nedir? Kesinlik, kesinlik, ne, kararlılık. Neyin azimesi? Ha? Kararlılıkla. Şunu yapın demeden. Şunu yapın kararlılıkla demiyor. Şunu yapın demiyor. Kararlılıkla. Şimdi diyorsunuz kardeşim, ki. Şunu yapın demiyor demektir. Manası odur. Velem peki. Necid lehu azma. Kur'an'la açıklayayım. Ne peki. Demek velem kardeşim, necid lehu azma? Azme başka, peki. Azimet başka. İşte peki. Aynı kökten değil tamam, mi? Tamam, kelime köklerinden ya çıkalım. Ya oradan az önce sen mecazdan bahsediyorsun. Allah aşkına. Allah. Ya, aynı peki. Ne teşekkürler. Demek? Ben şu Hanefi mezhebinden ibare okuyacağım. Hayır. Bu teravihi bitirmemiz lazım. Siz hayır. Teravihle ilgili bir ibare okuyacağım. Ben buradan çıkmak zorundayım. Yani Abdülaziz Hoca bu itirazların maalesef hiçbirine cevap veremedi. Tabii canım. Tamam. Bunları seyir takdir etsin. Ne muhteşem bir alimle karşı Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır'a çok teşekkür ederim. Hayır. Mezhepleri reddeden birisinin mezhebi delil getiremez. Çünkü münazarada kural şudur. Bir kuralı kişi iltizam, münazaranın işte, hocam, münazara bir ilimdir. Kişi iltizam etmediğiyle ilzam olunamaz. Tamam. Hadis ve ayet tamam. Okuyacak hoca. Bak, hadis ve ayet. Okuyacağım ben hiç mezhepten delil tamam, bir, getirmedim. Ne okuyacağını bir bakalım, ne okuyacaksınız? Bak abi. Şimdi El-Mebsut, Hanefi mezhebinin en temel kitaplarından bir tanesidir. Teravihle ilgili olarak diyor ki, İmam Muhammed'den bu konuda bize gelen hiçbir şey yoktur. Diyor. Doğru peki. Değil. Hocam Kitabul Aslı aç. Kitab-ı Las'ta baktım. Hemen bak. Hayır. Bakın, ben bugün hocam baktım. Doğru bakamadın mı? Şey. Bak söyleyeyim sana. Eve gidince bakın. Eve küsuf, gittim baktım ve küsuf geldim. Küsuf bölümüne bakın. İzleyicilerimize söylüyorum. Küsuf bölümüne baksınlar. Küsuf namazını anlatırken diyor ki sünnet olan camide kılınan teravihtir. Bir de küsuf namazıdır. Peki, tamam. Bunlar çok teşekkürler. Kitab-ı Las'ında küsuf bölümüne bakın hocam. El-Mebsut'a gidin bakayım Muhammed'den bu konuda gelen. Kitab-ı Las'la gidin tamam. Bakın hocam. Baktım okudum geldim tamam, çok ondan teşekkürler. Hocam var işte okudum, İhsan Bey. İfade var. Allah'ın izniyle biz. Çok teşekkür ederim. Olsa sizden mesirgeyeceğim. Olsa dükkan hocam, senin. Tamam Allah'ın izniyle. Çok teşekkürler. Efendim Doktor İhsan Şen Ocak ve Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır her iki ismi de buraya teravih namazı bidat midir sünnet midir tartışması için çağırdık. Ben sordum onlar birbirlerine söyledi onlar açıklamaları yaptı taraflar tatmin olmamışa benziyor ama hiç şüphesiz bu takdiri yapacak olan sizlersiniz. Kanaat sizlerin değerlendirme sizlerin. Bir başka gündem özelde herhalde Türkiye'de ve dünyada önemli bir gelişme olmazsa bayramdan sonra görüşeceğiz. Şimdiden tüm TVNET camiası adına ve bu yayını sizlere ulaştıran ekip arkadaşlarım adına iyi bayramlar dileyelim. Bir başka gündem özelde yine huzurlarınızda olmayı dileriz efendim. Hoşçakalın.